olması daha doğrudur. Ancak bu Cumhuriyet Gazetesi'ne dönük soruşturmadaki iddialar savcıyla, daha doğrusu deliller savcıdan oluşmuyor. Savcı değil delil yani. Başka deliller nedeniyle soruşturma devam ediyor ve bu soruşturma o çerçevede yürüyor. Ancak keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı, daha iyi olurdu, daha da doğru olurdu. Ben bunu da her defasında ifade ederim. Çünkü bu tartışmalara zemin hazırladı. Buna gerek yoktu. Başka birisi pekala yapabilirdi ama böyle de bir sonuç ortaya çıkmış durumda. Tabii bizim savcıların değiştirme yetkimiz, görevimiz de yok. O tamamıyla başsavcılığın iş bölümü çerçevesinde yürüyen işler. İşte bu soruşturmaları yürüten başsavcı vekili kendine bağlı savcılar arasında dosyaları o tevzi ediyor. Yani burada da bir kötü niyetin olmadığını çok net ifade ederim. Çünkü ben bizzat bu konuya dün burada gündeme gelmesinden sonra alaka gösterdim. Hem Cumhuriyet Başsavcısıyla konuştum, hem de HSYK Başkan Vekilimizle bu konuyu detaylı bir şekilde konuştum. Her ikisinden de aldığım bilgileri burada paylaşıyorum. Bununla ilgili FETÖ irtibatı, üyeliği ve iltisakına dair bir kanaat oluşmuş olsaydı, bugüne kadar bu kanaatle, oy birliğiyle 3456 hakim veya savcı, hakim ve savcının meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar veren HSYK bu konuda tereddüt etmezdi. Ben ona inanıyorum, çünkü yargının bu konuda güvenilirliğini sağlamak, bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak için bu adımın atılması gerektiğine herkes inanıyor. Şu anda bilgi geldi Sayın Başsavcımızdan, soruşturma bulunmadığını söylüyor. Hani haberi yapan gazeteciyle ilgili ifadeye çağırma veya bir soruşturma olmadığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızın araştırmasıyla bana ilettiği bilgide yani böyle bir soruşturma yok. Dolayısıyla diğer dördüncü soruya da cevap vermeme gerek kalmadı. Orada benim görüşümü soruyorsunuz ama bu şu anda terörle mücadele kanunun 6. maddesi bu gibi konularda, bu tür terörle ilişkin konularda soruşturma yapan savcı hakimlerle ilgili bazı unsurların varlığı halinde haber yapılmasını, bu açıklama yapılmasını suç olarak düzenliyor. Terörle mücadele kanunun 6. maddesinde bir şey var, kanun kuralı var. Ama tabii öbürü benim şahsi görüşüm olacak. İzniniz olursa ben şahsi görüşümü burada paylaşmak istemem. Doğru da görmüyorum. Çünkü yargılama süreçleri devam ediyor. Onu doğru da görmüyorum. Gaziantep'te DAEŞ saldırısı sonucu 56 vatandaşımız orada şehit oldu. Tabii bununla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın o canlı bomba olarak ifade edilen kişiye ilişkin açıkladığı bilgiler doğru bilgilerdir. O bilgilerde bir yanlışlık yok. Gaziantep'te tabii bu konuyla ilgili çok detaylı çalışmalar var. Sadece bu konuyla ilgili değil, DAEŞ terör örgütüne ilişkin hem Gaziantep'te hem Kilis'te hem de Türkiye'nin her tarafında çok ciddi soruşturmalar devam ediyor. Polisin ve diğer güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin arayışları, incelemeleri devam ediyor. DAEŞ terör örgütü Türkiye'nin de, Türk milletinin de, Müslümanların da, İslam'ın da, hepimizin de ortak düşmanıdır. Ben buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki bütün dünya vazgeçse DAEŞ terör örgütüyle mücadeleden Türkiye vazgeçmeyecektir. Çünkü bu terör örgütü insanlığın düşmanıdır. Bununla mücadele devam edecektir. Bu şeylerle alakalı anne baba ve bu kod mod 25 ne olarak? Şimdi tabii onu yazmayın buraya, yani ben ne yapacağım onu. Şimdi bu çocukla ilgili bunların DNA karşılaştırması anne babayla yapılmış ve kimliği de tespit